Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bahar'ın Ev Yemekleri'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de gözleme yapacağım. Patatesli gözleme yapacağım. Ondan sonra biraz da katmer yapacağım Allah nasip ederse. Biraz şöyle biraz daha yoğurayım da. İyice hamur özdesin. Şu unu da yedirsem yeter. Patateslerimiz de haşlanıyor zaten. Hamurumuzda arkadaşlar unumuz var. Birazcık maya koydum içine. Ondan sonra tuz koydum. Ilık suyla yoğurdum. Şöyle çektire çektire. Şöyle. Tereyağlı katmer yapacağım. Babam da var zaten yanımda. Büyük ihtimal yine babam açtıracağım. Evet. Bundan yeter. Biraz katmer. Biraz yanıç. Şu patateslerimi ben bir soyayım. Soğanımı soyayım. Şöyle hazırladım. Şimdi bekleyelim bakalım. Başladım. He açtım. Şöylece soğanı çektim. Ondan sonra bahar iyice yapaydın mı? Aba niye? Çok mu erisin içinde? He. Niye? İyi bence. Değil durmaz. He? Yok öyle durmaz. Şimdi patatesleri bir püre haline getireyim. Şöyle. Fazla çalmayacağım. Açık ya kamera. Gitti bozdu da gel bilezikleri dedim ha. Bak hoşu benim ne olsun dedim. Gel dedim bozulursun dedim. Kamera açık abi. Gözüm yandı. Tuzunu attım. Yanımda çocuk gibi geri kalkmasını da bilmiyor. Şöyle edecek, şöyle tutacak, şöyle yattırıyor. Ayaklarını boş kaldıracak kendini. Hafifçe bir şey olmayacak. Biraz da pul biber. Şöyle yağlı olsun içi. Ben elimle karıştırıyorum bunu. İyice harman edeceğim. Aynı püre şeklindeki gibi. Allah neylerse güzel eyler. Kurban olduğum Allah. Allah'ım nasibimizde olanları bize kolaylıkla getirmeyi nasip etsin. Ayağımıza. Hmm.
Şöyle püre şeklinde yaptık. Bir tuzuna bakayım şunu. Elimi yıkayım da. Acı günlerimiz geçince. Dünyaya gel aldanıyor. Geliyor. Aynen öyle. Fırtık olmasın bana hiç. Ne? Fırtık olmasın, hep dişiyi olsun. Bak. Ezik olsun. Daha zil, bunlar da zil mi? İyi. Bence iyi, ezik hepsi. İstersen biraz daha ezeyim bunu yine. İyi, iyi, çok güzel. Hı. Şimdi arkadaşlar ben şurayı tezgah bir temizleyeyim. Katmer ağaç başını yapayım, ayarlayayım. Aslında ben çörek çekeceğim biliyor musun? Yeter mi baba şu? Yetmezse tekrar korkum oluyor bence. Şöyle. Bu yağdan da koyacak, şu yağdan da koyacağız. Şişen de güzel. Benim mi? Hı. Seviyorum haşhaşı ben ya. Haşhaşın bol olsun vallahi. Haşhaşın kilosu geçen ay 80 liraydı. Acaba şimdi ne kadar bilmiyorum. Yok, 2 ay önce sorduydu. Alacaktım. Arkadaşlar Kenan abimin durumuna gelecek olursak. Kenan abimin durumu bugün şaşırtılacak bir şekilde. Dualar hiç boşa gitmedi. Allah'a çok şükürler olsun. 40 bin kere maşallah. Abimin bugünkü durumu çok 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 iyi. Çok iyi. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Gerçekten çok iyi. Çok iyi gördüm abimi. Hatta abime çorba yaptım ya, anamın çorbası, hasta çorbası. Gittim dedim ki abime. Kenan abi dedim. Melih abi. Anam bana dedi ki kalk da çocuğuma çorba yap. Onun kanlı bekişir, bak bu çorbadan yap. Hasta çorbası. Pirinç ellesi. Dedim abi dedim. 2 kere 3 kere içmiş o pirinç ellesini akşam. O da bak nasıl durdurmuş. Öyle arkadaşlar yapmış. Şunu da ayarladım. Nasıl güzel oldu. Şöyle tezgahını bir sileyim. Şurada şey. İyi Allah'a çok şükürler olsun. Şurada tereyağımız. Şöyle alayım ben. Geliyorum oraya Melih abi. Allah seni. Şunu da ayarlayayım. Şöyle nasıl olsa iyi olur acaba. Anam. Oturamıyorum da böyle iyi mi? Olmadı, alçak oldu. Onu şunun üstüne koyayım, dur. Bunu al içinde. Ha, onu ekeceksin mi? Tabii canım. Bakalım ne yapalım. Ha, o şeyi koysun üstüne, daki eleme şeyini. Onu mu? He, şöyle koyayım, öyle koyayım. Ben. Şuna koysana, şuna. O az olmaz mı? Koy, bahar alarak koy. Elim yesen koysana. Niye buradan da taşınmadın, şöyle etmedin? He, niye öyle etmedin? Al şunu da götür de koy oraya. Kafamı da yedim artık. Ne yapayım bu kadar yoğunluğu, al. Az bile vallahi. Kaç tane yere bölündük. Farkında mısın? Kaç yere bölündüğümüzü. Olsun, sağlık olsun. Yine sağlık oldu ya. Allah'a çok şükürler olsun. Şöyle. Arkadaş olmayacak. Olmayacak. Karı karı yeri gibi var. Dokuyor ya şimdi. Olmayacak. Koyamadım. Masafı koy. Ay şimdi oldu abi, biliyor musun? İşte büyük her zaman büyüktür. Büyük doğru söyler. Hah. Tamam. Hadi abi. Dedik. Şöyle bir açalım. Hamurun mayası da gelmiş. Ağzını alacağız abi. Az alalım bir. Bu şimdi şeylik olsun, katmerlik. Bak hamur mayası ne güzel. Kabartı baksana maşallah. Şunu bir yapalım istersen. Katmeri.
yapacağız daha istersen. Kaç tane yapacağım? Bilmiyorum ki. Yine açarız istersen. Tamam, koy bakayım. Çap şunu. Şey, yumağımız da küçük mü olsun, büyük mü olsun? Şimdi börek gibi olur. He. Küçük mü olsun, büyük mü olsun? İşte içini çeksin. Biraz daha, biraz daha alalım. İyi işte, benim koyduğum gibi. Şu nasıl? İyi. Hepsini senin eleğin terazisi güzel. Abi. Aynen. Eleğin terazisiyle hepsini aynı kıvam ayarla. Tamam, benim iş bu kadar şimdi. Şunları da çiçek al. Al al al. Bundan al aşkına, şuradan ver. Şuna. Ne kadar verin? Acıktığına koy şuna. Hangisini? Şuna. Al bir şey. Al. Bir bak bakalım. Tamam. Tamam. Bunları bir açalım. Ama böyle dedi, bak bak. He. Bak bak. Görüyor musun? Rahmetli canım. Anamı biz dörtte biri olamak, ben biliyorum. Yok canım. Şöyle. Anam keleğiyle yapardı yumağı. Onlar, bir onda bir onda. Onlar kocaman abla, ekmek yapıyorlardı şey. Neydi? Çuval çuval. Onunla anamgil ekmek yapıyordu. Rahmetlik Nehire teyzeyle ney. Aynen öyle. Allah rahmet eylesin. Nehire teyzeye de anama da Allah rahmet eylesin. Amin. Biraz az bir şey. Bütün var, ölmüşlerimize ama. Allah rahmet eylesin. Amin. Arkadaşlar. Bizi izleyenlerin de ölmüşlerine. Allah hiç kimsenin ağzını dadını bozmasın. Buradan olduğu Rabbim. Tamam. Abi onu aç sen. Oklavayı vermedin mi? Açacak hamurları, bir dinlendirecek, ondan sonra açacak. Omuzlarım ağrıyor. İyi, çok yorgunuk biz. Arkadaşlar biz çok yorgunuk. Söylemeye gerek yok. Hastası olanlar bizi iyi anlar. Benim ev Erol Olçak'a çok uzaktı arkadaşlar. Benim ev merkezde Bahabey'de. Erol Olçak Erzurum Dere'nin o tarafta, Ankara yol üzerinde. Öyle söyleyeyim. Eskiden orada ne vardı abla? Orası mı? He. Eskiden şey diyorlardı oraya. Neydi ya? Halını yıkanan yer diyor. Köşk varmış eskiden orada. Yayla gibiydi orası. Cağ cağ sular akıyordu. Herkes ev var mıydı? Köşk var mıydı? Yok hiçbir şey, böyle saklanacak yerler vardı, böyle kepenekli gibi böyle. Altı duvarları yok. Anladım. Üstü kapalı. Orada anam çay neyi yapardı, yemek yapardı, bulgur pilavı. Ne güzel idi o günler, ne güzel idi. Oralarda yine diyor bulgur pilavı ne. Abi açık alanda, salata yani kuru soğan bile çok güzel gidiyor, biliyor musun? Kuru soğan, domates, biber, hiçbir şeyin olmasın yani, hiç önemli değil. Ne diyorsun sen, ne diyorsun? Keşke eski günlerimiz olaydı. Keşke, çok istiyorum. Keşke. Bu da şeyden aldım ya arkadaşlar, abimle gittik ya, hani abim hastaydı da. Nereydi orası? Bizim. Havzanın, hayır. Ya. Havzanın oradan aldım. Bu gerçek bir tereyağı. Yani yayla yağı gerçek. O köyden aldım bu yağı. Biraz oynayayım da yayla. Birisi. Yeter ama istersen. Yeter mi? Evet. Bu yağ her yerine gelecek.
Alayım mı? Yok, dağıtacağım bunu. Sen de dağıtabilirsin. Dağıt seni. Bütün mü? Daha sıvı yağlı şeyde koyacak mı? İstersen sade sıvı yağla da yapar. Bunu koymasak ama. Yok yok, koy koy. İyi olur. İyi olur mu da? Hani içinde belli olur mu da tereyağı olduğu? Bilmiyorum. Olmaz. Yok, güzel olur aslında. Bilmiyorum. Tereyağı ya. Halis, hulis tereyağı ya. Gerçek tereyağı yayla. Şöyle de dana bir de elini. Şimdi bir de şundan dökelim. Koyacağım. Çok koyma çok. İyi, ben arkadaşla seviyorum. Ne yapayım? Yutalım hamur. Şöyle açılsın iyice. Aç kaşı, ben çok seviyorum. Şu kokuya baksana. Şöyle şöyle. Hemen çek. Tel tel olsun. Gerdire, gerdire. Allah hiç kimsenin ağzının tadını bozmasın. Amin. Allah hiç kimseye gözyaşı vermesin. Amin. Allah hiç kimsenin gözyaşını dökmesin. Amin, amin. Ağlayan gözleri inşallah sevinç gözyaşlarına boğulsun. Kurban ama şu ama şeyin üstüne koyalım bunları. Tamam. Onlar aç. Onlar dinlensin. Onun üstüne de şey koyalım. Naylon koyalım. Yine. Çok zor, çok. Ha? Çok zor. Of. Hastane kuşelerinde durmak çok zor. Azıcık oturdum vallahi. Beni kim kandıracak burada acaba? Heyecanlı heyecanlı. Allah o heyecanları kimseleri yaratmış. Yaşatmasın. Yaşatmasın kurban olduğum Rabbim. Cengiz diyor ki, bugün diyor bahar diyor, yoğun bakımda diyor, hastanın biri çıkmadı, yıktılar ortalığı diyor. Yazık. Çok yazık. İnsan oluyor. Ne olacağımız hiç belli değil. Allah sevdiklerimizi bizlere bağışlasın. Herkesin sevdiğini herkese bağışlasın. Evinde huzur, bereket, sağlık olsun. Yukarı ekmek olsun, sağlık olsun. Aynen sevdikleri öyle, yanında aynen olsun. Öyle. Aynen öyle. Çayına da içilir o kuru ekmek. Vallahi. Ağzının da yerinde olsun. Bütün herkesin ya. Kimsenin ölmesini istemiyor. Arkadaşlar, bu katmeri Tanju ile Beyhan istedi. Ben de dedim ki patatesli yapalım dedim. Normalde biz hep kıymayla yaparız arkadaşlar. Patates fazla bizim evde böyle yanlışta falan gitmez. Ama bu sefer kıymalı yapamadım. İnmedim aşağıya. Ondan sonra biraz maddi durumlar da güzel değil. Onun için de niye yalan söyleyeyim? Yani buraya en aşağı bir 1000 liralık falan kıyma gider. Yanıca. Sırf kıymayla soğan karıştırıyorum. Başka bir şey koymuyorum bir üstüne. Aynen öyle. İçine karıştırmıyorum yani, domatestir, biberdir. Şudur budur. Sade kıyma. Yağı çok demeyin. Bu yağ buna katmer açılmasına sebep olacak. Tabii kolesterolümüz tabii ki tavan yapacak bunu. Biliyorum. Ama biz böyle yağsız yemek ki. Kupkuru yemek biz. Katmer yaptın mı yağdan, haşhaştan kaçmayacağı. O zaman katmer yapmayacağı. Böyle şeyler yapmasa. Dur, getiriyorum buradan alayım. Ekstradan yağ almayın. Böyle her yer bulaşık olacak.
Arkadaşlar katmerimizin her yanı yağlı olsun. Pıtır pıtır dökülür. Her yanı yağlı olsun. Yağlanmadık yer bırakmayın. Şimdi benim yaptığım gibi mesela. Dur. Bak ahacık açılmaya bile başladı. Bundan börek bile olur valla. Şöyle. Ha. Şimdi buna hemen haşkaşımızı koyalım. Keşke cevizle kırsaydık içini. Ha? İyi olur Bahar. Güzel olur. Ceviz de güzel olurdu da şimdi cevizli yapamam. Hastaneden geldik arkadaşlar. Ben kendimi kötü hissediyorum. Boynumun damarında bir ağrı var. Şu şah damarı dediğimiz yerde. Doktora sıra bulamadım. Alamadım yani. Bana sıra gelmedi aslında bakarsanız. Kendimi doktora götüremedim. Kendimden korkuyorum. Pıhtı falan atar diye çok korkuyorum. Ondan sonra boynumun şah damarı. Ama ya vallahi ya korkuyorum biliyor musun? Bir şey olacak bana diye. Git Allah kurtarmaz. Ondan sonra geldim yatayım dedim biraz. Yatamadım da. Kafamı koydum biraz. Tekrar gerisin geriye kalktım. Ama bal yiyen baldan osamayı biliyor mu? Aynen öyle. Vallahi billahi. Allah sağlık versin diyorum ya, o hastanede başlarını yastığa koymak isteyen ne kadar çok kapılarda bekleyen hasta yakınları var. Evlerine hasret. Şehir dışından gelmişler. Yazık. Bir tane de hastanede çalıştığımız Nurdane arkadaşım var. Nurdane beni izliyorsan kardeşim sizi kısa bir süre içinde tanıdık. Anneni de seni de kız kardeşini de ablanı da yani. Sizi çok sevdik. Babanıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Abimle birlikte yatıyordu. Nurdane'nin babasını kaybettik. Allah'ın rahmetine kavuştu. Hakka yürüdü. Buradan söyleyebilirsin Bahar. Çocuklarına hiç kimse motor aldırmaz. Hiç kimse. Hep kaza 14-16 yaşındaki çocuklar, 18 yaşındaki çocuklar hep kaza yapmışlar. Allah'ım çocuk ne kadar yakışıklı. Allah'ın fotomodel gibi. Yavrum sana dua ediyor biz biliyor musun dedim ona. He. Biliyorum teyze dedi, annem söyledi dedi. Çocuğun arkadaşlar motosikletli arkadaşı önde kullanan motosikleti kask takmış. Arkada bu çocuk kaskı takmamış. Yok kask yokmuş takmamışlar. Bunlarda da surat varmış. Suratlıymışlar. Kaç yaşlarında? 17-18 yaşlarında çocuklar. Ondan sonra gidiyorlar arkadaşlar. Arabaya mı çarpıyor? Hızını mı alamıyor? Ne yapıyor? Çocuk öndeki çocukta zarar yok. Arkadaki çocuk ani frende taklaşıyor. Metrelerce sürüklenmiş yerlerde. Zaten oluyor. Yerlerde sürüklenince zaten yüzü falan hep gitmiş. Yüzü falan yok çocuğu. Burnu, ağzı gitmiş çocuğu. Yeniden dikmişler vallahi. Allah doktorlarımıza da kurban olduğum sabır versin. O çocuk ama birkaç tane daha ameliyat geçirir plastik cerrahlarda. İyi ama açılır. İyi canım ya Bahar. Aman anası nasıl seviniyor. Tek olsun da öyle olsun oğlum diyor. Yanımda dursun diyor. Çocuğun bir resmini gösterdi annesi. Çocuk yoğun bakımdayken. Şu güzeli gibi maşallah. Allah'ın foto model gibi kurban olayım sana yavrum. İsterse çirkin olsun hepimizin yavrusu. Tabii canım. Çocuğun çirkini güzeli olmaz. Kurban olurum hepsine. Çocuklar bir de gençler çok hızlı yaşamaya başladılar. Büyük sözü dinlemiyorlar. Kız yeni yetişiyorlar ya bir şey sanıyorlar kendilerini. Koya büyümüşler de. Olmuyor öyle işte olmuyor. İşte ana babalara. Ben motora karşıyım bilmiyorum. Benim çocuğum olsa da motor vermem ben. Söylüyor ki sakın motor aldırmasın hiç kimse çocuklarına. Alıyorlarsa da kask. Almasınlar ya. Kask takılması lazım muhakkak. İki tekeri sevmiyorum ben. Hız yapmasınlar. Onlar vurmasa bile arabalar demişim. Arabalar çocuklara çarpıyorlar. Motorcuların biraz işi zor. Aman kaç gündür hastanelerde güldük bittik mahvolduk ya. Kaç tane kaldı? 3. Su mu koyayım? Ya.
Yağ koy dedim. Su koy diyor. Öyle mi? Evet. Kafam gitti ya çocuklara. Analar öyle ağlıyor. Yoğun bakımın önünde. Allah ben yoğun bakıma giriyorum ya, Kenan abimin yanına diyor ki benim oğluma da bir bak diyor. Halbuki yoğun bakımda bölümler, hep bölüm bölüm. Ayrı ayrı bölümler var. Ay şimdi bunları bir şey yapalım? Kalık yanlış zaten çabuk olur, hemen açıverirsin yanlış. En çok katmer şey olur. Ağır ağır pişti için, içini çeke çeke. Ben katmer seviyorum. Hele de anamın yaptığını. Biz bunları seviyorum. Hazırlayalım. Aba. Biz bunları hazırlayalım arkadaşlar. Bunu atayım azıcık. Tabii at at. Ben de şu şeyi yakayım da. Anam anam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oh. Beni yıkar. Dağıldı bari. Efendim? Dağılıyım. Dağılsın, dağılsın. Ya çok mu ya? Heh. Öyle ha. Yeter mi? Evet, yeter. Ondan fazla oyalanmaz o. Biliyorum zaten, söylememe gerek yok. Vereyim mi? Yani şu kenarına da çok. Düz ekelerini. Ya o. Ya ya. Ha, tamam getir. Onu şimdi kaldırırım ben. Ben şuraya bir şey getireyim. Şuradan geçsem nasıl olur? Hayır, ben şu küçük tepsinin içine koyayım da o büyük tepsiyi alayım. Nasıl? Şunu alayım. Baş başında işi bitti. Onlar da kavanoza koy. Dolaba. Değil mi onlar? Ne? Dur ısınsın biraz abi. Bunların da boyası geçer ya. Gazete getirdim ama. Altına gazeteyi sereyim de gideyim de düzü. Vardı ya. He. Aldı. Benim onlardan bitmiş ya bile hava. Adam gile kotidin ya. He, orada da var. Bu tarafta da var da. Ben. O sandıkçılar ara var ya şu şeyden, çöplükten. He. Çöplükten şöyle kağıtlar alıyorum arkadaşlar, gazetelere koymuyorum. Düz kalmamış, bir tane bu kalmış da. Tamam, ver istersen. Şöyle diyeyim ha. Ne yapıyor? Ay aba, başım nasıl dönüyor? Allah, la ilahe illallah. Aba, başım çok kötü döndü. Gitti, tansiyonuma bak da yorum. Şey, limon neyi veriyor? Canlı yayında düşsem, ölsem bak canlı yayın çekecek beni.
Anamın nasıl başım döndü? Allah'ım. Kız gitti tansiyona bak. Dur şimdi gitmem elim ayağım ya. Sırlayı şuna koyayım da fırçayla yağlayayım üstünde. Çok fazla yağlamayayım. Anam gazların kanadından yapardı böyle. Çok güzel olurdu. Biz saçta yapardık. Ocak saçlarda. Akmeleri büyük büyük. Ama böyle eskilerini özleyenler. Akme katme böyle içi tel tel börek gibi olurdu. İşte akme. Eskileri özleyenler yaşlılık belirtisiymiş. Yok öyle bir dava yok. Vallahi öyleymiş. Hasretle şey yapıyor. Öyle bir dava yok. Her yaşın bir güzelliği var. Benim için yaş hiç önemli daha. Allah sevdiklerimizi yanımızda bıraksın ama, yeter. Ama istatistiklere göre, aha diyemiyorum doğru, ha. Araştırmalara göre böyle geriye dönük. Yok var ya. Özlem. Şimdikine baksana şu dünyada yaşanır mı? Yok yaşanmaz bence de. Daha eskileri istemesem ne isteyeceğim ben? Babam alıp getiriyordu, anam yapıp giyiyorduk. Kimseye de muhtaç etmiyordu. 10 tane de çocuğu vardı anamın da babamın da. Hepsini de okutmuş ne kadar güzel. Ana baba. Benim anam babam çok efendi, çok iyiydi benim anam babam. Kurban olayım onlara. Acı böcekler sokmaz. Amin. Mekanları cennet olsun anamı babamı. Kurban olduklarım. Daha hala anamı babamın parasını yiyor. Allah rahmet eylesin kardeşim. Kenan'ın yüzünden şeye de gidemedik mezarı. Ay evet. Gidemedik. Arkadaşlar benim araba geçen gün çok güzel bir arıza yaptı. Yeğenim Koray'ın arabası o egzozluğu taktırmış. Bana telefon açtı hastaneden çıkışta. Erol Alçak'tan eve geçiyor. Ondan sonra dedi ki bana, hala dedi benim dedi arabam bozuldu, ben sanayiye gidiyorum dedi. Babamın yanında dedi, Cengiz amcam biraz daha kalsın dedi. Ben dedim ama bak bu gazetenin üstüne boyama istersen getir, orada da bekleriz. Bir tarafını da açmaya devam etsin. Çocuklar gelecek işte. Ondan sonra ben de dedim ki oh iyi oldu dedim. Nasıl sen egzozu dedim patlatır mısın dedim, patır patır dedim. İyi oldu dedim. Gerek var mı şeye buna? Ondan sonra ben arabaya bindim. Bela babamın başı sağ ağaç. Arabadan bir ses çıkmaya başladı. Ana döktüm gördün mü büyük? Hasteden görmedim ya. Yeri görmedim ya. Vallahi döktüm üstüme. Ondan sonra şunu yanına bir çırpayım ben. Ayağını geçir. Şunu çırpayım da geleyim. Onu döktüm arkadaşlar. Sakarım sakar. Ben sakarım. Sürtünme sesiyle birlikte ne? Araba bir bağırıyor benim. Ben gaza basıyorum, araba gitmiyor, bir de bağırıyor. Hemen oradan sanayiye çektim arabayı. Arkadaşlar şanzımanında şey varmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Şanzımanı bozulmuş. 10.000 dediler şanzımanı. Ondan sonra ama kardeş ne yapıyorsunuz siz? Ya 10.000'i dedim. Araba zaten Broadway benim. Yapmam etmek dedim. Ne diyorsunuz siz kendi başınıza dedim. Çok güzel oldu ha. Çekil bir şey. Aslında bir de story çeksin. Benim telefondan da story çekeyim.
sonra arabayı bırakacağınız dedi. Araba dedi siz dedi. Bir bırakın dedi. Beşe dedi, altıya dedi yapılacak dedi. Bir şey varsa dedi sökmeden şanzımanlı dedi. Yapmaya çalışayım dedi. Eğer dedi söküp yaparsam dedi 10.000 dedi. Arabayı bıraktık ben Kura'yı aradım şimdi. Şöyle dedi Kura'ya bak benim bak. Yavrum neredesin? Hala büyük sanayideyim. Ay ben de seni küçük sanayide zannettiydim. Ben de küçük sanayi sitesindeyim dedim. Hala sen ne yapıyorsun orada dedi. Yavrum dedim. Benim de dedim arabadan ses geliyordu da oh dedi. Sen bana nasıl oh çeker mi dedi. Bak gördün mü dedi. Anında Allah başına verdi dedi bana. Oğlum sen egzoz patlatıyorsun. Durduk yerde senin araban bozulmadı ki dedi. Gel beni al dedim. Ben dedim şeyde kaldım. Sanayide kaldım. Gel beni al buradan dedim. Geldi çocuk sağ olsun aldı. Hala kaç liraymış dedi 10.000 dedim. Hala ben de 4.5 verdim dedi. Onun da şeyi yanlış takılmış. Egzoz yanlış takılmış. Oo mis gibi oldu bak. Şöyle bir çekeyim. Şöyle görünüyor mu bakayım? Şöyle, şöyle iyi, şöyle iyi, şöyle. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Şöyle bir de çevireyim. Pıtır pıtır dağılıyor şimdi de. Evet. Elimize kolumuza sağlık. Biz devam edelim. Aba bak çekim yapıyor mu seni? Ha? Çekiyor mu? Çekiyor. Ha. Atmer dediğin ince olmayacak, kalın olacak. Yanacak mı başladın abi? Yok. He. İyi bak bakayım bir çekim yapıyor mu? Nasıl? Kırmızı yok. Var var çekiyor şu an. İyi çekiyorsun. Ben ne yapayım? Tamam yap yanacını. Ben de şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Daha pişiriyor. Şöyle. Şöyle. Şurada bak şu güzelliğe bak. Şöyle. Şimdi de sıra yanaştı. Çekiyor mu abi? Vallahi çekiyor. Tamam çekiyor işte senin. Elini çekiyor işte. Ay yanısıyla bir Kenan abim çıkardı. Şununla. Allah'ın izniyle. Bugün çok güzel haberler duydum onun hakkında. Vallahi çok mutlu oldum. Abim nasıl iyiye gitti maşallah. Nasıl aba aba. Öldürmeyen Allah öldürmeye saklanda biliyor musun? Eyvallah. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Kurban olayım Allah'a. Bahar gene kimseyi kırmaz. Herkesi telefonda arar. Herkesin halını haltırını sorar. Kenan var ya, Kenan çok iyi. Bir ekmek olsun 40 kişiyi. Aynen yer. Öyle. Bir ekmek al. Evet. Birinden harçlığım yok desin. Cebinde kimin ne kadar varsa verir. Verir. Bir de ben arkadaşlar abime yemek yapıyorum. Bazen abimi çağırıyorum gelmiyor ya. Saklama kabına koyuyorum abime gönderiyorum. Tamam mı Cengiz'le? Abim de ne yapıyor? Abim kahvedeyse açıyor onu. Kahvede 50 kişiyle gidiyor benim verdiğimi. Abime 1000 kere diyorum ki abi ne olursun gel bize de diyorum. Biz de sıcak çayını iç, ekmeğini ye, kahvaltıya neye gel. Açıkçası arkadaşlar abim alkol alıyor. Alkol aldığı için de bizim kafamız alkollüyü kaldırmıyor. Abime diyorum ki içme gel evimde yaşa diyorum ya. Aynı ananın aynı babanın evlatlarıyız biz. Bize Allah olmaz. Bize senin zararın olmaz abim diyor. Biz kimsenin ne parasında ne pulunda kıyımda ne pişerse benim abim de yesin. O benim canım kanım. Kenan abimin dedim ya. Kenan abimin yeri diğer abilerime göre daha farklı. Benim abim. Çok merhametli, iyi niyetli. Cengiz de öyle Cengiz. Cengiz bizle yaşadığı için onu çok fazla söylemiyorum. Cengiz bizle yaşıyor. Cengiz kalıyor zaten başında Kenan abimin arkadaşlar. Cengiz diyor ki
Bana diyor ekmek yedirmiyor diyor. Kenan abi senin de ekmek yemiyor ya. Abime dedim, abi dedim bırak dedim sen de dedim. Cengiz de ekmeğini yesin. Onu dedim çok fazla sıkma Cengiz'i dedim. Zaten çocuk sabahtan akşama kadar hiç erinmeden, üksünmeden, bıkmadan Kenan abimi bekliyor. Koray Efendi bir sağa çalıyor kendini, bir sola çalıyor. O da bekliyor. Öyle. Ne diyeyim, ne yapayım bilmiyorum. Benim böyle konuşmam bak, Okan hiç sevmiyor. Duydun mu konuştuğum? He. Ona bir şey konuşma öyle diyor bana. Zaten benim Türkçe çok kıttır. Öyle işte. Bu patatesin içine şey de koyuyorlar da Melih abi biliyor musun? Adını getir. Karabiber neyi? Ben karabiberi sevmiyorum. Patatesle ben karabiberi yakıştırmıyorum. Kırmızı biber, kul biber. Ben evet onlarla yapıyorum. Bitti mi bana? Yok bitmedi ama. Sen onları ver. Yaptıklarını tekrar gazetenin üstüne koy. Şöyle sereyim. Tek tek de tuzlu. Tatlı oluyor bahar iyi mi? İyi ya bu. Kaç tane var? Yeter yeter. Artan patatesi de tabağa koyuruz öyle yeriz. Aynı patates salatası gibi oldu zaten o da. Ayağı. Biz bunları da yapalım. Onu şöyle da aç da. Abi onu da aç öyle şey yapalım. Şöyle koyayım bana çay. Beyhan kendini iyi hissetseydi bize bir tane tütü okurdu. Gelmedi Beyhan. Odada dinleniyor. Hasta Beyhan. Güzelliğe bak. Daha yanlışlara geçmedik. Daha bir katmer daha var. Hamuru yine çok yormuşum. Yine gözüm şey doymamış. Ben de az yordum dedim. Tam ama bir elek bize yetiyor. O eleğin var ya şey onun içindeki. Onunla tamdı. Silme. Tam bir eleklik şey o hamur yoğurdu. Hamurda da bir şey yok arkadaşlar. Yoğururken çekemedim ben sizi. Yani aslında çekim yapmayacaktım da Melih abam niye çekim yapmıyor dedi. Biz bundan dedi para kazanacak dedi. Sanki kazanıyor. Hiç de kazanamıyor. Ondan sonra. Vallahi İnşallah bir gün bizim de yüzümüz gülecek. İnşallah. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Bakalım. Eğer burada ekmek yiyeceksen ben YouTube'da. Sizin sayenizde arkadaşlar, izleyen arkadaşlar. Bana yardım edin biraz vallahi. Abone olun, beğenin, yorum atın. Bir nokta bile koysanız bize faydası var. Herkes kazanıyor, ben niye kazanmayayım? Ben de her zaman Allah'a büyük gitmesin yapacağım. Allah ölüm zulüm vermesin. Ne yaparsam çekeceğim. Artık Allah büyük. Ama fazla patates doldurdum. O irileri ye. Onlar içinde kalmış olabilir. Onu da ye.
çekerken dağılıyor. Allah'a bulan çarpsın dağılıyor. Çevirirken bile dağılıyor. Püre gibi yapacağım. Bana püre mi diyor hadi? Ama şey yapalım, ezelim mi biraz? Ha? Yok yok, ediyorum abi. Çok da doldurma, sevmiyorum çok. Yok, az yapayım koyayım. Az koyuyorum. İyi iyi, güzel yapıyor. Eline sağlık bebişko. Ben kendim yapacaktım. Sen gelmezsin zannettim. Hastasın ya. Ben seni bırakır mıyım kardeşim? Valla. Kendim dedim yapayım bari. Abam hasta, hiç söylemedim. Oturunca ne yapayım Bahar? Bıktım ama televizyondan neyi. İşte hasta olunca da hani sana kıyamıyorum. Biliyorsun ya beni. Kendi işlerimi hep kendim yapmaya alışmışım. Ama böyle gelmen yok, çok iyi oldu. Sen benden... Ben olmasam yapmam bunları sen. Yok kız, bu sefer vallahi abam hasta dedim. Yatıyordun yani. Ben kendim yapıyordum. İkimiz de şöyle. Ama ne güzel geldin. İyi ettin geldiğini. Sen açıyorsun. Bak ben de kızartıyorum. Tek başıma yapması zor olurdu zaten. Hem açacağım hem pişireceğim. Az da dar ki orman oldu. Sen de ya. Evet. Yok. Şurayı biraz durdurayım. Devam edelim. Açtım zaten. Arkadaşlar daha ekmeğimiz var herhalde. Görünüyor mu bilmiyorum ama 2, 4, 6, 7 tane daha ekmeğimiz var. İçimizde var harcımız. Bunlar da mis gibi yapıyorum. Devam ediyor arkadaşlar biz. Şöyle. Çayımın altını da yaktım şöyle. Evet. Görünüm nasıl görünüyor? İyi. Mis gibi falan kokusu çıktı her yere. Kim gelirse faydalanacak bundan. Tam kuvamlı olmuş nasıl yapıyor? Böyle hadi. Hı hı. Rabbim Ankara'da yolda da iyi şifalar versin inşallah. Amin. Bütün hasta kullara şifalar versin Allah. Amin. Hiç ayırt etmesin. Hepsine de versin. Dünya geniş ülkede yaşasın. Bu benim boynum ne olacak? Boynum çok ağrıyor benim damarım. Doktora git doktora. Alamadım abi, alamadım sırayı. Almaya çalış. Gece gündüz ara. Alamadım sırayı, alamadım. Kenan'ı bu kadar mı seven olur, bu kadar mı seven olur? Her yerde, her yerde, şehir dışından neyi, nasıl arıyorlar Kenan'ı? Evet. Herkes iyiliği dokunduğu için. Hastanelere de geliyorlar. Hastaneye de ben diyorum, şey yapmayın diyorum fazla. Yakın diyorum, konuşmayın abimle diyor. Biliyor musun? Enfeksiyon hastası diyor. Gelenler gerçekten de Allah razı olsun gelenlerden de. Herkes geriden duruyorlar. Görüyorlar, gidiyorlar abimi. Abim de onlar gördükçe mutlu oluyor. Abi mutlu olunca da biz de mutlu oluyoruz. Allah insanlarla karşılaştırsın bizi, kurban olduğum Allah.
güzelim. Şimdi bir de çay demlerim. Mis gibi. Oh. Ama ocağın üstü battı. Beyhan beni öldürecek. Neyse. Bugün Beyhan bayağı bir temizlik yapmış. Geceliğe sağlık demiyorum bana diyor. Vuruyor da diyor. Şu ocağın iyi bir baksana diyor. Bakar diyor. Ay Beyhan ellerin kollarını dert görmesi gerçekten çok güzel olmuş dedim. O da akşama kadar bize akşama kadar hastanedeydi. O da evde akşama kadar iş yapıyor. Allah bizi birbirimizden ayırt etmesin. Ne olur diyorum Allah. Nasıl şişiyor görüyor musun? Arkadaşlar valla ekmeğimiz canınız çekmesin ama gerçekten çok güzel oldu. Bakın şurayı da sıktırırsam daha çok şişecek. Bakın gördün mis gibi. Şöyle. Herhalde. Var daha ya. Var mı? Aynı bitmiş gibi bir halim var. Bu da son ekmeğimiz. Bu da son ekmeğimiz. Bitti. Çayla demledim. Ayranı da yaptın mı? Ha? Ayranı. Ayranı daha şunu bitsin diye öyle yapayım. Başından ayrılamayayım. Sofrayı sererken yaparım. Ama soframızı çekmeyeceğim. O kadar yeter çekim değil mi? Bayağı bir uzun çekim oldu. Sen bilirsin bacım. Evet dostlar. Bu videonun da sonuna doğru yaklaşıyor her zaman olduğu gibi. Şu anda da Tancı geldi. Beyhan açar mısın kapıyı? Ondan sonra. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Canım arkadaşlarım, sevgili bacılarım, sevgili dostlarım, abone olmayı unutmayın. Siz olduysanız yanınızdaki, etrafınızdaki insanları da abone yaparsanız çok mutlu olurum. Hoş geldin Tancı. Kolay gelsin. Hoş geldin. Öldüm açtım. Ağacık hemen hazır. Hemen gel. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Allah rızası için beni yarı yolda bırakmayın. Sabırla çekmeye devam ediyorum ama sizin desteklerinizle bu işin olacağını biliyorum. Yani sizsiz olmaz arkadaşlar. Beni izleyenler, takip edenler, gizli gizli takip edip de yorumlayı yazmayanlar, kendini belli etmeyenler, sizden rica ediyorum sevgili dostlar. Evet, şu da arttı. Şimdi bunu da bir tabağa koyup şu arttı bak. Şunu da bir tabağa koyup şöyle. Bunu da çatallarık yanında. O da işlerimiz. Al bu da temiz. Tamam. Evet sevgili arkadaşlar, mutfağı çok güzel bir şekilde dağıtmış durumdayım. Ama ellerine sağlık. Evet arkadaşlar şöyle devam ediyor. Son ekmeğimiz şöyle çayımız ve burada da ekmeklerimiz hem katmerlerimiz hem de yanıçlarımız burada. Evet sevgili dostlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni tuşuna basıyoruz. Yorum yapıyoruz. Hangi ilden izlediğinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Desteklerinize ihtiyacım var sevgili dostlar. Hemen tadım testine geçiyoruz. Valla. Evet. O zaman dur seni çekeyim. Şuradan geriye görüntü alsana Tancı. Geriye? Şöyle geriye görüntü al da ben başımda yazmalı falan var ya çıkmayayım. Geriye derken nasıl? Seni çekeceğim. Tamam. Evet Tancı tadıma başlıyor bakalım. Allah'ın izniyle. Hı.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. O çok sıcaktı. Yanıyor. Bir de katmerden bölseydin ya. Dur bir yiyeyim, öldüm. Acılı oldu. Ben acılı yaptım vallahi. Katmer aşağıda. Onu çek. Ah, böl bakalım. Katmer nasıl olmuş? Resmen yıkılıyor. Oh 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 oh. Dağılıyor vallahi, dağılıyor. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmuyoruz. Beğeni tuşuna basmayı unutmuyoruz. Bize afiyet olsun. Hakkınızı helal edin canınız çektiyse. Ama para kazanmak için mecburum arkadaşlar çekim yapmaya. Hepinize Çorum'dan sevgi ve saygılar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Aferin olun arkadaşlar, abone. Olsunlar değil mi abone? Abone olsunlar. Olsunlar değil mi abone? Kardeşime yardım edin. Ne olur. Kardeşime yardım edin. İstiyor vallahi, istiyor. Bundan çıkmış yardım. Bundan çıkmış yardım. Dedeyi evet arkadaşlar, etti. Öyle oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Edin, ne olursunuz ya. Gerçekten sizin desteklerinizle eğer bir yere geleceksem geleceğim. Yoksa gelemeyeceğim. Böyle çekimlerimde kalacağım. Ama Allah'ın izniyle inşallah, ben Allah'a güveniyorum. Sizlere de güveniyorum arkadaşlar. Yutsun da Tancı bir şey söyleyecek. Ekmek o sırada yanıyor arkadaki ekmeği. Bir çeviriver. Çevir çevir oğlum, çevir. Tamam, güzel oldu. Arkadaşlar para kazanmaya başlayalım. Ramazanları pide dağıtacağız. Yani biz çok yapacağımız şeyleri biliyoruz. Aynen öyle. Yani ben parayı yani, alıp da tamam biz fakiriz ama bizim gönlümüz çok zengin arkadaşlar. Mesela göster şurayı, göster. Bak onu böyle tepsiyle götürüp herkese dağıtacağız. Herkese dağıtacağız. Önümüze kim gelirse dağıtacağız. Allah belan versin ki dağıtacağız. Ya zaten biz dağdan bir insan. Zaten YouTube kanalı olsa da olmasa da dağıtıyor da. Ama onlar proje oldu artık. Sosyal deneyler. Bizim her zamanki yaptıklarımızı projeye. Sosyal deneyler yapacağız. Bayram ev yemekleri 10 numara. Evet arkadaşlar, abone olmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Amin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.